Sayın izleyenlerimiz, şu anda Bafra halindeyiz. Yanımızda ise Bafra Hal Dernek Başkanı Sayın İskender Akbulut'la. Efendim, ilk önce kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz. Ama son 4-5 günde işler kolay gitmediğini bizler gibi kamuoyu da biliyor, sizler de biliyorsunuz. Ne oldu böyle kavun ve karpuza? Şimdi kavun karpuzumuz bir hava şartlarından dolayı bu sene gecikme yaşandı. Ekilişin geçen yıl 10 bin dönüm olan ekiliş bu yıl 15 bin dönüm oldu. Sadece burada değil. Konya'da, Niğde'de, Muş'ta, Iğdır'da, İzmir'in bütün bölgelerinde, Bursa'nın ekilmeyen alan kalmadı. Bunların hepsi hava şartlarından bir araya geldi. Ve bundan dolayı talep durmadı aslında. Ankara'nın ihtiyacını hemen Yenişehir, Eskişehir'den temin etti. Yakın olduğu için, nakliyesi yakın. Güneydoğu hala Antep bölgesinin, Urfa bölgesinin her tarafında karpuz var. Buradan şimdi Van'a karpuz yapıyoruz. Bir arabanın 30-35 milyar nakliyesi var. Van'a? Tabii, karpuzun tutarı 20 milyar. Bu sefer adam gönderme diyor. Çünkü sen bir ürün kirayı geçtiği zaman onu kimse satmak istemez. Çünkü o nakliyeyi mecbur ödeyecek. Tabii burada nakliyenin akaryakıtla alakalı bu. Önceden de böyle tıkanıklıklar oluyordu ama nakliyemiz ucuzdu. Örneğin Van 5-6 milyardı kirası. Her gün dünya araba giderdi. Karpuz yine 50 kuruştu. Ama bu 30 yıl önceydi. 30 yıl sonra yine aynı. Yani burada halcilerle ya da esnafla kaynaklanan hiçbir sorun yoktur. Bunu bir ara ilgisiz bilgisiz insanlar şuna bağladılar. Ben tweet attılar, okudum. İşte komisyoncular %15'e komisyonu çıkardılar. Bu yüzden karpuz tarlada kaldı dediler. Yazı duruyor benim telefonum. Türkiye'nin hiçbir yerinde karpuzdan, çiftçiden %15 komisyon ya da %1 dahi kesilmez. Türkiye'de böyle sistem çalışır. Niye? Hale girmediği için, tarladan ürün kalktığı için buna hiçbir devlet de patraya bakar ama göz yumar. Bu bir. İki, yani burada komisyoncuyu günah keçisi yapmalarına kalkışan insanlara bakıyorsun, üretici birliği ve ziraat odası. Bunların üyeleri var. Üyelerinin mallarını bunlar Türkiye'nin her tarafına vergisiz gönderebilirler. Hiçbir sınır yok. Sorunları da yok. Bunlar onu tercih etmiyor. Sadece orada başkan olduklarında o aidatlardan kendilerine bir aylık bağlamışlar. Bizim aylığımız yok. Biz bütün masrafları dernek başkanı yönetim cebinden karşılar ve biz bu %15'te aldığımız kararda bunu hal esnafı olarak komple toplanıp aldık. Artı devletin bize tanıdığı şey vardır. Der ki İskender Akbulut Sebze Meyve Komisyoncusu %8 komisyon olacak. Net. Bu nettir bak. Bunun yanında çiftçi buraya malını getirdi. Bütün işlemesi, nakliyesi, biz bunu tam uygularsak %20'yi geçer köylünün kesintisi. Bizim %15'teki amaç Türkiye'de bütün hallerde, üretim yerlerinde %15'ten 18 arası kesinti yapılır. Bunu da devlet bilir. Devlet burada vergisini alıyor. Burada alıyor %4 stopajını. İstanbul halinde bir daha çıkışta alıyor. Pazar yerinde bir daha alıyor. Ya da markete gittiyse bir daha alıyor. Devletin burada acizliği yok. Bilgisiz insanlar bizi %15 soyguncu olarak tanıtıyor. Ya ben %8 aldığım zaman bütün hamaleye koydum mu 20'nin üstüne çıkar. Köylü bunun içinden çıkamaz o zaman. Biz %15 işçilik yok, bir şey yok, malını boşaltıp gidiyor. Onu da neden dolayı bizim şimdi 1 liraya aldığımız sandık 15 lira oldu. 1 liraya çalıştırdığın işçi 10 lira oldu. Yani bu her şey. Maliyetler yükseldi. Bütün maliyetler yükseldi yani. Geçen hafta bize 1200 lira elektrik parası geldi.
Kapalıyken geldi bu. Gittik sorduk niye böyle. İşte yanlış hesaplandı 2 ay. E tamam. 700 küsür lira. Bir de onun gecikme faizi diyor. Yanlışı yapan sensin. Faizi alan sensin. Neyse bunları kenara koyalım. Yani bu karpuzdaki olay tabii bilinçsiz ekim var. Planlama yok. Yani devletin burada hiçbir öngörüsü yok. Yani ilçe tarım en son bakar ne ekilmiş. Onu da kahveye gider. İstatistik şöyle çalışıyor Türkiye'de. Kahveye gidersin. Köyde kahvede kim olursun? Köyün tembeline bulursun. Tembele sorarsın. İstatistiği ondan yapar bu devlet. Anladın mı? İyi tarım yapan birine gidip de oturup demez ona neyi ne kadar ekildi. Hep çark böyle döner, kabala döner. Yani şimdi biz komisyoncu olarak elimizden geleni yine yapıyoruz bak. Bu malı ben şimdi geliyorum. Demin birisi geldi. Sabahleyin araba göndereceğim. Komisyona göndereceğim. Paralandırıyorum malı. Bir de parası çıksın. Biz altına ektiğinden kazanırız. Bu şekilde de çalışıyoruz. Bugün kavunun 2 liranın altına düşmemesine komisyoncu elini taşın altına koyduğu için öyledir. Kavun da aynı seviyeye düşer. Biz burada 5-6 arkadaş İstanbul yapıyoruz. Araba başı 10 ile 15 milyar zarar ediyoruz. Nedir işte? 200 milyar ben zarar ederim. 200'ü. Ama kavunu 2-2,5 lira seviyesinde tuttuk. İnanın bıraksak 50 kuruş. Ama bırakmadı bunu. Karpuzda ekim aşırı. Ondan da mücadele ediyoruz. Yani 50 kuruşun altına tarlada bırakmamaya uğraşıyoruz. Ben mesela belli bir zarar ettim. Kabala aldım. Kabala alıp bir sürü zarar eden esnafımız da var. Evet. Yani burada dışarıdan gelen esnaflar var. Yanlış hesaplama yapıldı. İşte erken çıkar dediler. Pahalı aldılar. Sonra tarlada kalmaya sebep adamın beklentisi var. Yani pahalı almış malı. Ha buna rağmen çiftçilerimizde de iyi niyetli, dürüst insanlarımız var. Fiyatları geri çekenler var. Çekmeyenler nadir. Yani böyle saysan 10 tane çıkar ovada. Diğerleri inanın ben de dedim çiftçi zarar etmesin, esnaf etsin ama çok da etmesin. 8-10 lira seviyelerine çektiler tarlaları. Ne oldu? Esnaf da az zararlar kurtarmaya bakıyor. Bu şekilde yine esnaf mücadele veriyor. Ve bu şekilde karpuzu kaldırmayı yani evet, İskender Bey, şimdi tabii iklimsel şartlar da bunu tetikledi. Bir de Türkiye genelinde kaç bin dönüm karpuz ekiliyor? Normalde Türkiye'de şeyi nedir, kotası nedir? Şimdi Türkiye'nin kotası, ben şimdi Adana'yı baz aldığım zaman, Adana bölgesi yani 60 bin, 80 bin dönüm arası karpuz yapar. Buna Antalya'da eklendi 100 bin. Ama o dönemler Avrupa'da bunlar tek. Avrupa'ya ihracat olur. İç piyasayla bunu dengeler. Geriye düştüğün zaman 60-70 bin dönüm kalıyor. Ama o safhada ihracat kesiliyor. Avrupa'da da karpuz başlıyor. Yani Türkiye'nin kotası ne olmalı yani karpuzda? 120 bin dönüm para kazandırır. 150 bin dönüm zarar ettirir. Bunu devlet bunun önüne ya geçmek istemiyor ya da geçse de hep böyle şeyler uygulanıyor. Şimdi fındığı 54 bin lira açıkladı. Kim alacak? Tüccar. Tüccarın alacağı fiyatı devlet koyamaz. Devlet aldığı malın fiyatını koyması lazım. Ofisten buğday açıkladı. 6500 lira dedi. 1000 lira destekti. Doğru mu? Ya bana 2 ay sonra gün veriyor. Öyle olur mu ya? Sen aynı şey devlet hastanesinde gidersin MR istersen de filme gidersin 3 ay sonra gün verir sana. Ya bu MR bunu bir saat sonra görmesi lazım ya da bir gün sonra. Ne oluyor? Özele yönlendiriyor seni. Evet. Devletin politikası da aynı olmuştur hep. Tüccarın elinde. Şu anda ben öyle tahmin ediyorum. Buğday 5,5-5,800 seviyelerine
geriledi. Niye? Limana buğday geldi. Ya bu politikalar, devlet alıcı olacak grubu batta. O zaman bu ülke mısır, buğday, fasulye, nohut, mercimek bunlar yaygınlaşır ekimi. Tarım alanları da daralır o zaman. Daraldığı zaman her şey yerli yerinde para eder. Bir de tesisleşme önemli. Yani Antalya'da bu sorun yok. Antalya'da ihracat yapıyor adam. Tesisleri var. Antalya'dan buraya gelen mallar hep ihracat altıdır bizim yediklerimiz. Birinci mallar hep dışarı gider. Avrupa'sına oraya buraya. Biz şimdi öyle bir tesise kavuşamadık. Bir hal yapmaya kalktık. Hala hal yapılacak. İnşallah yapılır. Hal olarak bizi burada belediye tanıtmadı. Belediye, şimdi halin içine gelirken gördünüz. Burası pazar yeri. Burada normalde çiftçi ürününü çıkardığı zaman komisyoncuya getirir. Halin içine girdiği zaman malın sahibi komisyoncudur. A, B, C. Bunu biz engelleyemedik. Yasak yani. Türkiye'de başka bir hal yok böyle. Bunu bırak. Büyük pazar yerinde otopark yaptılar. Ya otopark pazar yeri onu engelleyemiyor. Niye? Hep seçim yatırım. Nedir? Aman önümüz sene seçim var. Böyle olduğu zaman burada şu anda halde çalışan 20 tane komisyoncu var. Bunun 60'ı çalışsa bu karpuz tarlada kalmazdı. Çünkü komisyonculuk olduğu zaman herkes müstahsilinin malını sorumluluk alıp gönderecek. Ben nasıl sorumluluk alıyorsam o da alacak, öbürü de alacak. Almak zorunda. Açık pazardan dolayı bizim halimizin yarısı çalışıyor. Yarısı da çalışmıyor. Bana ne diyor? Buradaki durum şu anda budur. Konuşacağımız çok şey vardır. Önce bir inşallah şu yeni atanan belediye başkanı atanacak olan daha herhalde geçici var. Geçiyor. Ondan tanışırız. Bu hal bir an önce. Ya Bafra'nın ne diyeyim sana yani bütün ekonomisinin bağlandığı yer buradır. Yani para girdisini Bafra'nın çarkını çeviren yer burası. Batağa çıkar sahtekarıyla sağlamıyla ekonomiye yön veren burası. Ama buraya devletin gel bir tane yatırımı yok. Yani bizim aslında yaptırım güçlerimiz var. Yasal olarak olmasa bile ya biz burada inanın bak yarın toplanıp karar alıp 3 gün mazeret gösterip dükkan açmasak belediye söker bu köylü yerinde. 3 gün. Bak bunu yıllar önce yapıldı. 97-98 kooperatif olaylar oldu. Sen hatırlarsın onu. Bu Gazibeyliler yolu kestiler. Buraya kamyon göndermediler. Oradan araba almayı mecburi koştular. O dönemin dernek başkanı abimdi. Aynı böyle sezon. 2 gün kapatma kararı aldı. Ve kapattılar. Sabahleyin halcı geldi. Yıkıldı burası. Ne oldu? Halcılar dükkanı kapattı. Sebep ne? Kooperatif araba vermiyor. 5 saat E5 kapalı kaldı. Emniyet müdürü geldi. Arayı zor buldu. Kooperatifi lav ettiler. Yol açıldı. Bu millet önüne durulmaz. Bak biz öyle yapmak istemiyoruz. Biz bu oda başkanları ya ben ya her gün kaymakamla fotoğraf vermek zorunda değil ki bunlar. Bunların bir şey yapması lazım. Adı üstünde Ziraat Odası. Üretici Birliği. Hani hal konusunda hiç gelmişler bize yaptırım uygulamaya kalkıyorlar. 12 olacak, 12 olacak. Yani siz anlamadığınız işte bir karar çıkarma peşinde de olmamaz lazım. Bu tamamen bizim işimiz, bizim sorunumuzda. Köylüyle bir sorunumuz yok. Sadece arada, yani burada büyük çiftçi malını kaldırıyor. Ufak çiftçiler var. Bizim içimizde olduğu gibi kimseye güvenmeyen, kendine güvenmeyen bunlar bazı zorluklarla karşılaşıyor.
Karpuzdan kazanamaz, kavundan kazanır. Yani bu hayat devam ediyor. Altına diktiğinden kazanır. Bunun komisyoncuyla hiçbir alakası yoktur. Bafra 55. Bizi takip edin. Haberiniz olsun.